Senin bir amacı vardır. İktidar olma. Evet. Biz de iktidar olmak istiyoruz. Yani genel başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuştum. %40 olursa bizim için güzel bir hedeftir diye. Bu yakalarız yakalamaz o ayrı bir şey. Ve yine bir gazetede benzer bir soru sorulmuştu. Ona da benzer bir farklı bir yanıt vermiştim. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Oyların anlamlı bir şekilde artması lazım. Yani evet. Sosyal demokrat oyların anlamlı bir şekilde yükselmesi lazım. Biz bunu sağlayabilirsek bana göre önemli bir aşama kat etmiş. Yani %40 mı diyoruz? %40 diyoruz. Evet. Parti için çok hassas bir denge var. Başarısız olursak zaten tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak elbette demek ki biz bu işi iyi götüremedik diyeceğiz. Bunu da çok samimi söylüyorum. Yani çıkacağız diyeceğiz ki biz çalıştık. Dilimizin döndüğü kadar halka gittik, dertlerimizi anlattık, çözümleri de ürettik. Ama ne yapalım? Beklediğimiz sonucu alamadık. Hadi bize eyvallah. Yeni grubumuz gelir. Cumhuriyet Halk Partisi bu açıdan çok zengin bir partidir. Güçlü adaylarımız var. Yani güçlü partilerimiz var. Düşünsel olarak da, fiziksel olarak da. Niye bu insanlar genel başkan olmasınlar? Genel başkan olurlar, giderler, halka giderler. Belki çok daha başarılı sonuçlar alırlar. Bizim de görevimiz seçilecek olan başkana yardımcı olmaktır. Ayrışmak değil, bir köşeye oturmak değil. Tam tersine onun emrinde sonuna kadar çalışmaktır. Çünkü biz partiliyiz. Çünkü biz ülkemizi, insanımızı seviyoruz. Biz partinin başarılı olmasını istiyoruz. Bireysel çıkar peşinde değiliz. Koltuk peşinde değiliz. Çalışacağız, koşturacağız. Başarılı olursak eyvallah, başarısız olursak yine eyvallah. Peki efendim %30-32 bant yani civarındaki bir oy sizin ilk liderlik sınavınızda önemli bir başarı mıdır? Evet, ben çıta yükseltim anlamına gelir mi? 30, niye gelmesin der. Arkadaşlar? Evet. %30-32 bandı iyi siz bir bandı. Çıtayı siz yüksek tuttunuz. %40 dediğiniz için onun için soruyorum. Hayır, bakın arkadaşlar, hedef koyarsınız. Hedef. Hı. Şimdi her hedef %100 gerçekleşecek diye bir şey yok. Ama hedefe yaklaştığınız ölçüde başarılı olursunuz. Yani %40 dersiniz de 42 olur. Yani gene mi istifa edelim? Ya biz hedeflemiştik ama üstüne çıktık, kusura bakmayın. Yok yani altında oldu. Ne yapalım? Ama çok altında oldu. Kusura bakmayın o zaman. Yani o zaman bunu başarılı olarak göstermek de doğru değil. Üç temel mesajım olacak. Bir, bütün Türkiye'ye. Işık kapat, ışığını kapat. Cumhuriyet Halk Partisi bu kısa süre içinde 3,5 milyon yeni oydaş kazanmıştır. Daha güçlüdür. 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır. İki. Seçime girip milletvekili sayısını artıran tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Seçime giren partilerden diğerleri milletvekili sayısını düşürmüşlerdir. Milletvekili sayısını artıran tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İki. Demokrasiye her zaman güvendik. Demokrasiyi her zaman savunduk. Her koşulda savunacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başarılar diliyoruz. Ancak şunu unutmasınlar. Daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu unutmasınlar. Sadece AKP değil, bütün dünya unutmasın. Daha güçlü, daha dinamik, daha genç, dünyaya daha özgürce bakan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Anayasa konusunda, özgürlükler konusunda, kadın erkek eşitliği konusunda, medya özgürlüğü konusunda yakından takip edeceğiz ve bu işlerin çağdaş anlamda uygar dünyaya eşit konuma Türkiye'nin getirilmesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya özgür ve bağımsız bir Türkiye,
baskılardan arınmış bir Türkiye, bunun mücadelesini vereceğiz ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Üçüncü mesajım. Türkiye'nin 81 iline gittim. 270'in üzerinde ilçeye gittim. Yarın sabah örgütlerimizle beraber seçim varmış gibi aynı heyecanı sürdüreceğiz. Hiç kimse de bir ses almaz. 6 aylık bir süreçte 3,5 milyon yeni oydaş kazanıyorsak önümüzde 4 yıllık bir süreç var. Hedefimiz 4 yıllık süreç içinde iktidardır. Bu konudaki hedefimizi şimdiden ortaya koyuyoruz ve bu hedeften vazgeçmeyeceğiz. Örgütlerimize teşekkür ediyorum. Heyecanlarını yitirmesinler. Miting meydanlarındaki heyecanları da biliyorum. Aynı heyecanımızı sürdüreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Moralimizi bozmayacağız. Ve bu seçimlerde kazandığımız 3,5 milyon oydaşın büyük bir kesimi gençler ve kadınlar. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Verilen tüm taahhütlerin takipçisi olacağımızı da buradan ifade edeyim. Hepinize iyi akşamlar, saygılar sunuyorum.